Beş parmağın birisi de bir olmaz. Bir kişinin yüzünden Türk ordusu şey olur mu? Ordu bizim. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki çatışmalarda çok sayıda polis ve vatandaş yaralandı, şehit oldu. Tankla Skorsky arasında çapraz ateşe düştük biz. O gece tomalarla tankların önünü kesmeye çalışırken darbecilerin kullandığı Skorsky helikopterden açılan ateş sonucu yaralananlardan biri de polis Kemal Kullebi'ydi. Tomanın öbür tarafına geçtik. Biz tomaları tankların emniyete girmesin diye emniyetin giriş kısmına çekmiştik. Bunlar Skorsky geldi sonra. Tomanın öbür tarafında bizi görünce havadan ateş etmeye başladı. Yaraları da orada aldık yani. Arkadaşlarının yardımıyla ateş altından kurtarılan Kullebi hastanede tedavi altında. Kullebi o gece yaşadıklarını anlattı. Silah vardı elimizde. Namlular yere doğruydu. Yani çatışmaya dedim ya bir geri adım. Çünkü asker var yani karşımızda. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu var yani. Biz de polisiz. Yani son ana kadar. Asker sıktıktan sonra o çatışma başladı. Ama onların zaten niyeti gelip de orada Emniyet Sarayı'ndan içeri girmek değildi. Türk ordusuna sahip çıkan Kullebi, TSK içerisindeki FETÖ'cü teröristlerle yurtsever askerlerin ayrılması gerektiğini söyledi. Ordu bizim ordumuz. Biz onlar için ölürüz. Onlar bizim için ölür dedi. Ordu bizim ordumuz ya. Yani 3-5 tane hain içinden çıkmış diye Türk ordusu, yani biz onlar için ölürüz, onlar bizim için ölür. Nasıl diyeyim, beş parmağın birisi de bir olmaz. Bir kişinin yüzünden Türk ordusu şey olur mu? Ordu bizim.